vaktiyle Hulagu Bağdat'ı kuşattığında Cengiz'in torunu, İslam düşmanlığında tarihteki en önde gelen isimler var. Moğoldurlar malum, dede torun. Hele Hulagu'nun zulmü şiirlerimize konu olmuş. Hulagu Han mısın ki aman dünyayı yaktın, Hulagu Han mısın kafir filan diye Nedim'in sözlerinde imalar vardır. Hı hı. Kuşatıyor, Bağdat'ı artık imha edeceği belli. Fakat zalim alay etmek istiyor kendince, aklı sıra. Şehrin dışına kurduğu çadıra Bağdat'tan alim istiyor. Gönderin diyor, içinizde ilim sahibi kimse, bir münazara edelim. Meydan okuyor. 16 yaşında bir alim, Kadı Han, diyor ki ben gideyim, görüşeyim. Çok gençsin, sana yazık olacak diyorlar. Nasıl olsa biri gidecek, o şeref bana nasip olsun. Karşılıksız bırakmayalım diyor yani. Çağırıyor madem, gidelim. Ölümse ölüm. İnsan bir defa ölür yani. Ecel, ecel bir dakika, ne geri ne ileri gider. Ya aslında bize lazım olan temel bilgi bu yani. Ecel bir kere gelir. Sen onu ne öne alabilirsin, ne ileriye uzatabilirsin, süreyi uzatabilirsin. Mühim olan adam gibi ölmektir. Kadı Han yanına bir deve, bir keçi, bir de horoz alıp gidiyor. Hulagu'nun çadırının dışına hayvanları rapt ediyor. Çadıra giriyor. Bakıyor Hulagu, koca Bağdat bir çocuk mu buldu diyor. Kimse yok mu orada diyor. Alay edecek ya. Valla diyor, ilim sahibi dediniz, acizane okuruz, üfleriz, okuturuz. İlimde meşguliyetimiz var. Ben uzun boylu biriyle konuşacağım diyorsan deve getirdim diyor. Dışarıda onunla konuş. Sakalı olmasa lazım diyorsan keçi getirdim. Sesi gür olmalı diyorsan horoz getirdim. İlim sahibi dedin, ben geldim. Sorunu sor sen diyor. Tabii böyle bir celadet karşısında duvara çarpmış gibi oluyor ve sualini soruyor. Siz hak dinin mensuplarısınız itikadınıza göre. Ben de zalim. Allah, Resul, peygamber düşmanıyım. Bana böyle bir imkan niye verildi? Ben sizin başınıza niye bela oldum? Ve siz benden nasıl kurtulursunuz diyor. Sual çetin. Cevap gayet net. Belli ki Rabbimizi gücendirdik. İyi kul olmadık. Güzel ümmet olmadık. Hak Teala bize bir ceza tertip etti, tensip etti. O cezanın infaz sopası sensin. Eğer biz Hak Teala ile aramızı düzeltirsek, nasuh tevbe edersek, bir fırtına seni buradan atar, sen de anlayamazsın dedi. Cevabı o oldu. Ne kadar güzel. Bu hep geçerli olan bir şeydir. Allahu Teala kendisine kulluk edeni başkasına rezil etmez. Ama böyle bir bela zuhur ettiği zaman, ki İslam tarihinin başından beri ola gelmiş, hep olmuş, zalimler hiç eksik olmamış. O bizim için hem bir derstir, hem şehitlik fırsatıdır, hem imkandır, hem imtihandır. Allahu Teala inşallah bu imtihandan da güzelce çıkmayı hepimize nasip etsin.